İyi akşamlar. Bugün buradan biraz üzüntülü ayrılıyoruz. Kaybettiğimiz son dakikada 2 puan var. Bugünle birlikte 10 puan oldu. Uzatmalarda kaybettiğimiz puanlar. Bu tabii bizi fazla üzüyor. Geçen hafta kazandığımız bir puan oldu. Ama böyle maçlarda ikinci golü bulamadığınızda maalesef maçlar sıkıntıya giriyor. Bugün olduğu gibi. İkinciyi bulmuş olsaydık rahatlıkla kazanacağımız bir maç olacaktı. Oyunun kontrolü, top kontrolü bizde olan bir maçtı. Ama maalesef ikinci golü bulamadık. Nitekim penaltıdan yediğimiz bir gol oldu. Üzüntülü bir şekilde bir puanla ayrılıyoruz. Vallahi ligde her maç zor. Bu büyük takım, Anadolu takımı fark etmiyor. Her puan çok değerli ligde. Büyük takımlara karşı Gaziantep Futbol Kulübü nasıl oynadığını da hepimiz biliyoruz. Kendi evimizde nasıl oynadığımızı biliyoruz. Evet, zor maç olacak. O bir gerçek ama biz sahaya çıkıp pes etmeyen bir Gaziantep Futbol Kulübü takımı yine görmek ben isteyeceğim ve inşallah onu da o şekilde gerçekleştiririz. Nasıl bu Beşiktaş'a karşı oldu, nasıl Başakşehir'e karşı oldu. Önümüzdeki maçı da aynı şekilde hazırlanıp umduğumuz puanları inşallah almış olacağız. Ondan sonra kupa maçı dediğiniz gibi. Ama biz maçtan maça ilerlemeye çalışıyoruz. İlk önümüzdeki maça bakalım. Ondan sonra Konya, Sivas'a bakarız. Başka soru var mı? Teşekkürler, iyi akşamlar. Maça planımız kendi oyunumuzun biraz dışındaydı. Mecburi, zorunluluktan, kadro yapısından ve cezalarımıza, sakatlarımızdan dolayı. İstediğimiz alanları aslında ilk yarı, beklediğimiz anları yakaladık. Özellikle kaçırdığımız bir gol var. O golü atmış olsak bana göre oyun bizim açımızdan çok daha rahat bir oyun olacaktı. Yine duran top, yine ne kadar çalışsak da bu sorunu çözemedik ve bir gol yedik. 1-0 geriye düşmemize rağmen takımın özellikle de ikinci yarı isteği ve arzusu, son bölümdeki isteği ve arzusu golü buldu. Bana göre son saniyede de kaçırdığımız bir fırsat var. Çok ciddi bir fırsat. Yani bana göre buradan puan aldık. Evet, kendi evimizde bir puan iyi. Bizim için her puan değerli ama bana göre oyunun hakkı İstanbulspor'un 3 puan almasıydı bana göre. Söyleyeceklerim bu kadar. Gaziantepspor'a da başarılar diliyorum. Var mı sorusu olan? Teşekkür ederim. İyi akşamlar.